Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, yine size tek renk sıralı bir modelin nasıl yapıldığını tarif edeceğim. Ve yine modelimiz tabii ki iğneden tığa. Bu sıra arkadaşlar hep iğneden tığa gidiyorum. Bu şekilde modelim. Ortasında plastik de olur, tahta boncuk da olur arkadaşlar. Elinizde ne varsa değerlendirmek isterseniz bu şekilde iğne oyası modelini sizler için ben de tığa çevirdim arkadaşlar. Şu şekilde 3 tane çıkardım. İlk önce arkadaşlar gördüğünüz gibi bu renk, mesela turuncu rengi tülbentini. Bu oyanın özelliği arkadaşlar üçer zincir giderek altını yapması. Ben daha önce hazır vardı. Bu şekilde bunun üzerine yapıyorum ama siz sıfırdan başlarken dikkat edin. 3 zincirle iri iri gidin. Bakın bu şekilde ikinci tığ battığı, üçüncü sırada boncuğu, en son olarak da arkadaşlar bu küçük minik kirpikleri yapıyoruz. Evet, şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tığ battığımızın içine sık iğne ile girdik. Bu şekilde tığ battığımızı sabitledik. 2 tane zincir çekip bu şekilde tığ battığımızın üzerine ikinci tığ battı olarak devam ediyoruz. 2 zincir, sıradaki tığ battıma girdim. 2 zincir, ikinci sırayla birinci sıra aynı hemen hemen. 2 zincir. Sadece arkadaşlar tülbent yuvarlaması var. Geriye doğru, şöyle arkaya doğru tülbentinizi yuvarlarak, o zorluğu vardır. İkinci sıra daha kolay tığ battı yapması. Direkt tığ battılarının üzerine rahat bir şekilde bu şekilde yapabiliriz. Evet, ikinci sıramızı da tığ battı yaparak yemenimizin dört bir kenarını iki defa bu şekilde dolanıyoruz. Evet, tığ battılarını bu şekilde hazırladım arkadaşlar. 2 ile tığlayan, 2 ile 3 zürafayla, 3 zincirle tığlayan üzerine ikinci sırasını 3 ile gitsin arkadaşlar. Evet, şimdi boncuklu kısmının yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, 2 tane bu şekilde tığ battı yaparak ilk önce başlıyoruz. 2 tığ battımızı yaptık, 2 zincir çekerek. 1, 2, 3 zincirimi çektim. 2 tığ battıdan sonra 3 tane zincir ve buradaki arkadaşlar yeşil rengini aşağı indiriyorum. Bakın, tığımdan ilmeğimi çıkardım. Bu şekilde arka tarafından tığımı geçirdim boncuğumun içine. Buradan da ilmeğimi tuttum ve buradan 3 zincirin arasından elimle ittirerek arkadaşlar 3 zincirin arasına yerleştirdim boncuğumu. Sık iğne ile sabitledim. Bu şekilde. Orada zürafanın arasına konmuştu arkadaşlar. Ben de 3 tane zincir çekerek bu şekilde boncuğumu 3 zincirimin arasına kaydırarak sık iğne ile de yandaki tığ battıya sabitledim. 2 zincirimi çektim. Hemen tığ battıma girip bir tane buraya tığ battı yaptım. 1, 2 zincir yandaki tığ battıya girip bu şekilde 2 tane tığ battı yaptım. 2 tığ battı yapınca hemen 1, 2, 3 tane zinciri çekiyorum. Yine bir tane boncuk alıyorum arkadaşlar. Boncuğumu ittirdim tığımın yanına. Yine ilmeğimi çıkarıyorum. Bu şekilde. Şöyle tığımı arka tarafından geçirip ilmeğime doğru yaklaştırıyorum. Sonra ilmeğimi boncuğumun arasından kaydırıp şöyle tırnağımla 3 zincirin arasına ittiriyorum boncuğumu. Hemen yandaki tığ battıya yine sık iğne ile sabitliyorum. Bu 3. sıramızı da bu şekilde boncuk yaparak koyarak devam ediyoruz. Yine 2 zincir, 2 tığ battı, yine 2 zincir, tığ battı. Tığ battı 2 tane olunca hemen 1, 2, 3 zincir. İpimi, yani ilmeğimi tığımdan çıkarıyorum. Şöyle arka tarafından
tığımı yerleştiriyorum. İlmeğimi de tutuyorum. Bu şekilde şöyle iki parmağımla arkadaşlar tırnağımla boncuğumu 3 zincirimin üzerine arasına ittim. Hemen bunu da yandaki tığ vattıya bu şekilde sabitliyorum. Şimdi buraya yine 2 tane tığ vattı. 1, 2 zincir. Hemen yandaki tığ vattıya kapatıyorum. Evet, beraber 3 tane yaptık arkadaşlar. Umarım anlaşıldı. Şimdi son sıramız olan bu kirpikleri yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, 2 tane ara mesafesini bu şekilde tığ battı yapmıştık biliyorsunuz. 1 ve 2 zincir çekiyorum. Hemen yanındaki arkadaşlar boş olan tığ battının içine girip araya bir tane bu şekilde tığ battı yapıyorum. 1, 2 ve 3. Tığımın başını 3 defa doladım. Bakın boncuğumun yanındaki boş olan boncuğumu kapattım değil, kapattığım tığ battı değil. Bir sonraki boş olan tığ battının içine 1, 2, 2, 2, 2 olarak alıp şöyle tepesine bir tane arkadaşlar büyükçe bir trabzandan halka yapıyorum. Evet, bu şekilde yapımı kolay oluyor arkadaşlar. Tersten başlayıp tekrar bir sıra yap, tekrar üzerine kirpik yap. Yani biz bir sırasını noksanlaştırmış olduk. Bu normalde 5 sırada bitecek şeyi biz 4 sıraya düşürüyoruz bu şekilde bu taktikle yaparsak. 3 tane zincir çekiyorum. Hemen bu şekilde kapattım arkadaşlar. Bir tane kirpik yaptım. Toplamda bu 3 seferde dolayıp yaptığımız trabzanın tepesine 8 tane bu şekilde kirpik gidiyor. 1, 2 zincir. Sık iğne ile sabitledim. 1, 2 zincir sık iğne ile sabitledim. 3 oldu. Sadece başta 3 zincir, diğerleri 2 zincir olarak devam ediyor. 4 oldu. 5 2 zincir şu şekilde. Bazen tığıyı ipi kaptırıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde bakın arkadaşlar tepesine taç yapıyorum. 7 oldu. 8 oldu. Tam benim el ayarımla arkadaşlar bu şekilde 8 tane kirpik oluyor. Ve ben bunu trabzanı yaptığım tığ battının, battığım tığ battının içine sık iğne yaparak bitiriyorum. Bu şekilde bakın arkadaşlar şöyle. Çok güzel ve hoş oldu. İstediğiniz renklerden alıp yapabilirsiniz. Benim evde bu boncuklarım vardı. Bu şekilde değerlendirdim. Örnek amaçlı olduğu için. Yine sıkı sıkı 2 tane zincirimi çekip şöyle arasına bir tane tığ battı yapıyorum ki arkadaşlar şöyle üst üste binmemesi için aralarına bir tığ battı. Bir de dikkat etmeniz gereken husus burası arkadaşlar. Trabzan yaparken şu ilmeğimin bol olmaması gerek. Şu şekilde güzel bir kenarı yuvarlak sıfıra sıfır dönüşüm için. 1, 2 ve 3. Eğer 3 tane dolayım az geliyorsa, burası gevşiyorsa 4 bile yapabilirsiniz bu dolamayı. Hemen yanındaki boşluktaki tığ battımın içine girip 1, 2, 2, 2, 2. Burası önemli arkadaşlar. Bu dibin bollaşmaması lazım. 3 zincirimi çekip bakın sıkı sıkı buraya bir kirpik yaptım. Oval ve yuvarlak durması için. Daha yüksek isteyenler 4 yapabilir arkadaşlar. Zevke göre değişebilir. 2 zincir. İkinci kirpiğim. 1, 2 zincir. Üçüncü kirpiğim. Dördüncü. Beşinci. Trabzanın üzerini bu şekilde dolduruyoruz. 6, 7 ve 8. Dibine de arkadaşlar bir tane sık iğne yapıyorum bu şekilde. Bakın yine 8 tane kirpiği trabzanımızın tepesine doldurduk. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Boncukların üzerindeki kirpiklerde yanına hemen bir tane kirpik yaptım. Evet. Bu şekil oluyor. Çok da güzel oluyor bakın arkadaşlar.
Çok da hoş oluyor. Mesela bunu demin gösterdiğim videodaki gibi yeşilden yapabilirsiniz, pembeden yapabilirsiniz. Böyle su yeşilinden canlı canlı gençlerin çeyizine. Şimdi rengarenk örtünüyorlar gençler arkadaşlar. Önce denmiş o siyahlı beyazlı sadeler. Cıvıl cıvıl olsun, rengarenk, herkesin içi açılsın. Modelim bu arkadaşlar. Hem kolay hem basit hem de gösterişi bitmiş hali daha güzel duruyor. Bu boncukların yerine kirpik de yapılabilir. Boncuk kullanmak istemeyenler, kullanışlı olmak diyenler 3 tane beşer zincirden bu aralara kirpik yapabilir arkadaşlar. Evet. Yapacak arkadaşlarıma kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.